Herkese merhaba, ben İdil. Mutfağıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte enerji veren smoothie yapacağız. Şu aralar benim anne arkadaşlarımla birlikte hepimizin ortak konusu uykusuzluk. Herkes çok fazla uykusuz kalıyor, çok fazla yorgunluk birikiyor. Ben de ondan dolayı ne yapabilirim dedim, enerji veren bir smoothie hazırlayayım. Bunu deneyeyim, eğer işe yararsa arkadaşlarımla paylaşayım diye düşündüm. Gerçekten o sabahları çok yorgun kalktığım günlerde bu smoothie içer içmez anında toparlanıyorum. Ondan dolayı kanalımda da hepinizle paylaşmak istedim. Çünkü uykusuz kalan sadece anneler değil, biliyorum öğrenciler sınavlarına çalışıyor. İşe gidenler çok erken kalkmak zorunda kalıyor. Ondan tamamen enerji veren besinlerle hazırladığımız bir smoothie olacak bu. Hemen ilk önce malzemelere bakalım. Zaten çok az malzememiz var. Ondan sonra yapmaya başlayacağız. Bir tane muzum var. Bir yemek kaşığı yaban mersini kullanıyorum. Bir tatlı kaşığı kakaom var. Bir tatlı kaşığı chia tohumum var. Bir yemek kaşığı fıstık ezmesi kullanıyorum. Eğer evinizde fıstık ezmesi yapmak isterseniz onun da linkini bu videoya ekleyeceğim. Yapması çok kolay, göz atmayı unutmayın. Ve de bir su bardağı badem sütü kullanıyorum. Şimdi smoothie yapmak dünyanın en kolay şeyi. Bir tane blender'a ihtiyacınız var. Ben blender'ımı önüme aldım. İlk önce muzumu içine koyacağım. Muz bildiğiniz gibi çok enerji veren bir besin ama aynı zamanda çok da tok tutuyor. Ondan bu smoothie'yi yaparsanız sabah kahvaltısı olarak tüketebilirsiniz. Uzun süre tok tutuyor. Yani öğlen yemeğine kadar ben genelde acıkmıyorum yapınca. Muzumu aldım. Badem sütümü ekliyorum çünkü badem de enerji veren bir besin. Ama sevmiyorsanız, evinizde yoksa inek sütü de kullanabilirsiniz, keçi sütü de kullanabilirsiniz, soya sütü de kullanabilirsiniz. Yaban mersini koydum. O aynı zamanda antioksidan. Kakao koyuyorum. Hem tadı da biraz daha güzel olsun diye. Chia tohumu koyuyorum. Bunu muhakkak duymuşsunuzdur. Son bir senenin diyeyim inanılmaz popüler besinlerinden bir tanesi. Çok tavsiye ediliyor. Ve de fıstık ezmesi koyuyorum. Ben zaten fıstık ezmesinin tadına da bayılıyorum. Aynı zamanda o da çok enerji veriyor. Ondan bu smoothie'de isteyeceğimiz bir besin. Şimdi blender'ımın kapağını kapatıyorum ve her şey karışana kadar blender'ımdan geçiriyorum. Smoothie'nin en sevdiğim yanı yapması çok kısa sürüyor. Yoğun bir sabah yaşıyorsunuz, kahvaltı hazırlayacak, yumurta yapacak bile vaktiniz yok. Bunun için vakit bulursunuz. Dakikalar içinde hazır oluyor gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle blender'ımın kapağını açıyorum ve önümdeki bardağımı alıyorum. Şöyle de hafif kıvamlı bir içecek oluyor smoothie. Zaten ondan dolayı daha çok tok tutuyor. Bakalım tadı nasıl olmuş. Hemen tatmak istiyorum. Gerçi şu aralar yaklaşık haftada 3-4 kere içiyorum ama tekrar bir de sizin için tadayım. Çok çok lezzetli. Zaten muzdan fıstık ezmesinin tadı bence çok yakışıyor. Yine kakaonun tadı çok yakışıyor. Gerçekten harika bir lezzet. Ben fark ettiyseniz hiç buz eklemedim. Çünkü benim badem sütümü hemen buzdolabından çıkarmıştım. Zaten soğuktu. Ama siz isterseniz iyice soğuk olsun derseniz bir iki buz da ekleyebilirsiniz buna. Umarım evinizde enerji veren smoothie'mi yaparsınız. Bu smoothie'yi öncelikle uykusuz kalan annelere, daha sonra öğrencilere ve çalışanlara, herkese hediye ediyorum. Eğer yaparsanız fotoğraflarını benimle Instagram üzerinden paylaşmayı unutmayın. Videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bol bol görüşmek üzere, hoşçakalın.